Evet, yanımızda simülatör üreticisi Sunlap'ın firma yetkilisiyle beraberiz. Kimle beraberiz efendim? Salih Kükrek, Sunlap firmasının kurucu ortağıyım. Evet. Firmamız öğrenme teknolojileri diye tanımladığımız simülasyon uygulamaları, sanal gerçeklik uygulamaları gibi birçok alanda eğitim çözümleri üretiyor. Son teknoloji çözümler, yazılımlar, kendi geliştirdiğimiz uygulamalar. Örneğin burada bir tane iş makineleri için yaptığımız uygulama var. Bunu MST firması için geliştirmiştik. Burada A'dan Z'ye o makinenin nasıl çalışacağına dair bir prosedür var. Bu prosedürü gerçekçi fizikle de birleştirerek uygulama haline getirdik. Ve bir meslek sahibi olmak isteyen kişi bu simülasyona gelip belli bir süre eğitim alıp, ki bu 15 gün hatta 1 ay gibi kısa sürelerde olan bir şey. Yani uzun dönemli bir çalışma değil. 15 gün gibi bir sürede bu makinede belli bir eğitim aldığı zaman çok profesyonel bir operatör olarak sahaya çıkabiliyor. Hatta birçok OSB, sanayi odası, üniversite ve meslekselerle yaptığımız projelerde bunları defalarca ispatladık. Tabii sadece operatörle ilgili, kaynak, boya, CNC gibi, montaj gibi alanlarda da simülasyonlar yaptık. En önemli projelerimizden birisi bugünlerde en çok revaçta olan, gündemde olan elektrikli araçlar. Elektrikli araçlarla alakalı bakım simülatörü yapıyoruz. Çünkü yakın zamanda elektrikli araçlar, iş makineleri dahil olmak üzere hep tamamen elektrikli araca dönecek. İşte yanmalı motorlar yok olacak. Örnek vermek gerekirse egzozcülük diye bir meslek kalmayacak. Birçok meslek yok olacak ama bunların yerine pilcilik, bakımcılık, elektrikli araç bakımcılığı, elektrik motoru bakımcılığı gibi meslekler çıkacak. Biz şunu yapıyoruz. Örneğin elektrikli araç bakımı için bir simülasyon geliştiriyoruz. Bu simülasyonla öğrenciler veyahut da ikinci bir mesleğe geçiş yapmak isteyen, mesela bir egzozcu gibi, gelip bu simülatörde 1 ila 3 ay içerisinde bu yeni mesleğe adapte olabilir ve yeni bir hayat kurabilir. Biz de bu tarz hem eskimeyen meslekler kaynak gibi, hem de geleceğin meslekleri elektrikli araç gibi mesleklere eğitim çözümü üreten bir teknoloji firması özetle. Çok güzel. Peki bu simülatör olaraktan böyle daha çok iş makineleri üzerine mi ağırlıklısınız? Bir de Türkiye'de kaç firmayla bu hizmeti veriyorsunuz? Kaç firmaya hizmet veriyorsunuz? Tabii. Bizim 30'a yakın mesleğimiz var. Sadece iş makinesi değil. Şöyle ifade edeyim. Hangi meslekler olduğunu ve hangi firmalarla çalıştığımızda da bir yol gösterir bu. Türkiye'de işte 40 yıldır, 50 yıldır İşkur ve daha önce kurumlarının yayınladığı istatistikler var. Bu istatistiklerde maalesef ilk 3 meslek, hatta ilk 6 meslek hiç değişmemiştir. Yani 40 yıldır kaynakçı Türkiye'de en çok aranan insandır. Forkliftçi en çok aranan insan ikinci insandır. CNC'ci de üçüncü insandır. Biz şimdi böyle bir talebi gördüğüm için burası da hani bugün burada bulunma sebebimiz de aslında bu mesleklerin en çok uygulandığı alan olan makine endüstrisi. Yani MAKFED, Makine Federasyonu'nun bağlı olduğu tüm sektörler için bu meslekler en ihtiyaç duyulan meslekler. Biz de bu ihtiyacı gördük ve bir kaynak simülatörü, forklift simülatörü, CNC simülatörü gibi simülatörler geliştirdik. Bizim müşterilerimiz genel olarak öncelikle eğitim kurumları tabii ki. Milli Eğitim Bakanlığı'na veya YÖK'e bağlı kurumlar. İkinci olarak sanayicilerin kendisi bizim müşterimiz. Yani profesyonel büyük yerli ya da yabancı sermaye şirketlerle beraber bunların da çatı kuruluşları var. Örneğin bir OSB, mesela Eskişehir'deki bir OSB'miz, sanayi odamız, Antalya'daki OSB'miz, Türkiye'nin farklı yerlerindeki yine Isparta, Burdur gibi, Bursa gibi, Konya gibi birçok yerdeki OSB'ler, sanayi odaları, çeşitli sivil toplum örgütleri bizim ana partnerlerimiz ve paydaşlarımız. Çok teşekkür ederiz. Son olarak demek isteyeceğiniz neler olabilir? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Aslında Türkiye'de genel olarak bir işsizlik ya da iş beğenmezlik gibi tarafların, yani iş gücü arz eden ve iş gücü talep eden taraflar arasında bir anlaşmazlık var. Herkes karşı tarafa bir şekilde topu atıyor. Top kimde kalırsa o da tacı atıyor. Biz şimdi burada şöyle bir rol üstleniyoruz. Biz diyoruz ki kimse topu tacı atmasın, bize versin. Biz bu topu kaleye atarız. Nasıl atarız? Şöyle atarız. Biz ihtiyaç duyulan hangi meslek dalı ise bunu azami 1 ila 3 ay içerisinde, yani azami 3 ayda size sıfırdan bir insanı getirin, hangi operatörü, hangi meslek dalı istiyorsanız o mesleğin profesyonelini yapabiliyoruz. Öyle bir teknolojimiz var. Bunu da şu şekilde ispatlıyoruz. Dünyanın neresinden olursa olsun belgelendirme kuruluşunu getirin. Bizim bu simülasyonumuza eğitilen kişiyi o kuruluşa
sınava tabi tutun. Bu kişi geçecektir. Bunu Türkiye'de biz defalarca bunu ispatladık, yaptık. Ve bu kişilerin şöyle bir üstünlüğü daha olacaktır. Bu kişiler işi doğru öğrenecektir. Yani alaylı mantıkla bilinen bazı, yani alaylı dediğimiz ustalarımız aslında değerli insanlar, ancak birçok şeyi belki mekteminde değil, teorisiyle değil, uygulamayla öğrendiği için negatif öğrenme sonuçlarıyla öğrendiler. Aslında bize farklı faydalı olmakla beraber farklı zararları var. Dolayısıyla biz aslında bir kişiyi, yeni genç bir öğrenci adayını da yahut da işini kaybetmekte olan, mesleği yok olacak olan bir yetişkini de 3 ay gibi bir sürede iş sahibi yapabiliriz, meslek sahibi yapabiliriz. Bu kişi de sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olsun aranan ve kapılan bir eleman olur. Dolayısıyla topu taça atmayalım, bizi atalım. Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim, sağ olun.